kutladılar 15 Temmuz'u. 250 bin yurttaşımızın ölmesinden bakıyorum meseleye. Ve şuradan bakıyorum. Her seferinde de bunu hatırlatarak söylüyorum. Ben 15 Temmuz darbesini Fethullah Gülen cemaatinin yaptığını ancak AKP'nin üzerine benzin dökerek sonrasında bir Allah'ın lütfu olarak karşı darbesini yaptığını ve pek çok kişinin de kurunun yanında yaşın dayandığını, Türkiye'deki rejim değişikliklerinin o tarihlerden buraya geldiğinde biliyorum. Şimdi şöyle bir şey oluyor, hep tartışılıyor. Yani biz 7 senedir şunu tartışıyoruz, o söylediğim 2 sene inkıtayla beraber. İşte bir kahramanlarımız var bizim darbe için. Elbette 251 yurttaş anılıyor ama onun ötesinde Halis Demir üzerinden gidiyor. Her sene işte Semih Terzi konusunda böyle çok kontras bir şey yapılıyor. Fakat Diyarbakır'dan Ankara'ya uzanan hikayede, yani Semih Terzi'nin içerisinde olduğu hikayede, Zekai Aksakallı'nın içerisinde olduğu hikayede, yine edindiğimiz dokümanlardan, okuduğumuz mektuplardan, tutanaklardan birbiriyle orantılı ve şaibeli noktalar olduğunu biliyoruz. Ben şimdi sormak istiyorum. Mesela şimdi hani darbeyi 23.30'da öğrenen bir ekip var. Semih Terzi ekibinden söz ediyorum. Yani 23.30'da yola çıkan bir ekip var. Polis eskortuyla yola çıkan bir ekip var. Bu ekibin amacı Lice kırsalında bir operasyon yapmak. Yani bu amaçla oraya gönderilmişler, Diyarbakır'a gönderilmişler. Ama bir anda çağrılıyorlar. Çağrılanlar arasında da kimileri infaz ediliyor. Ve polis kordonuyla işte üstlerine gitmesi Diyarbakır'dan bana çok ilginç geliyor ki Türkiye'nin başka yerlerinde de hava harp okulu öğrencileri üzerinden de aynı meseleyi gördük. Yani şunu gördük, gerçekten de darbeden o emir komuta zinciri içerisinde habersiz olan, hatta üst rütbeli yüzbaşı bazında personelin hani olanlar olduktan sonra darbeyi öğrendiklerini gördük. Ve Akıncı üstüne geliyorlar Diyarbakır'dan. Çok ilginç bir şey oluyor. Uçaktaki ekipten biri şöyle anlatıyor. 8 kişi var bu uçakta. Semih Terzi de var. Bu uçaktaki kimileri öldürülüyor işte, kimileri tutuklanıyor. 2 defa ağırlaştırılmış, müebbet veriliyor. Ancak pilotlara hiçbir şey olmuyor. Yani ben bu şaibeyle başlayayım. Hiç tutuklanmıyorlar. Nasıl oluyor bu? Birincisi bunu soracağım. İkincisi tabii Halis Demir meselesi var. Bitişik ateşle önden ateş açılması sonucu öldürülüyor kendisi. Ve burada bir kahramanlık hikayesinin arka planına bakılmadan olay kapatılıyor. Saatler tutarsız, geliş saatleri tutarsız. Niye orada oldukları, niye darbe başladıktan çok sonra, Binali Yıldırım konuştuktan sonra, işte küçük bir ayaklanma vardı, bastırıldık dendikten sonra getiriliyorlar. Sonrasında bir ton şaibe ortaya çıkıyor. Biraz açsana bunu. Vallahi başta bir 15 Temmuz'un karanlıkları duruyor. Ben kitabını da bu yargı bacağını yazarken tabii ki bana çok sayıda ulaşan, kendimin de okuduğu iddianameler var ve şu sıralar Müyesser Yıldız da bu davaları takip ettiği için ondan da öğreniyoruz. Sincan'daki davaları da takip ediyor. Yani kim yaptıysa yaptı, o gece öyle bir kalkışma yaşandı. Ama esas darbeyi biz yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? O bastırıldı edildi ama yıllardır bu süren bir karanlık var, bir. İkincisi de bir 15 Temmuz gecesi gene zamlarla bir ekonomik darbe yaşadık, biliyorsun. Selalar okunduktan sonra Cumhurbaşkanı 15 Temmuz 2023 tarihli kararıyla zam yumruklarını yemeye başladık. Şimdi 15 Temmuz böyle garip bir tarih. Yani 15 Temmuz 2016'yı anacağız, darbe tarihi. 15 Temmuz 2023 ekonomik darbe tarihi olarak görebiliriz. O kanunları biraz sonra konuşacağız. Şimdi o anlattığın olay tabii, ben daha önce Sözcü Gazetesi'nde yaptığı Saygı Öztürk'ün bir yazısıydı. Orada da okudum. Bu Ömer Halis Demir'in otopsi raporu da yazdı.
Şimdi Ömer Halis Demir tabii ne yaptı? Belki yeni başlayan, açan izleyicilerimiz vardır. Semih Terzi'yi karşılığı, yani Semih Terzi ekibiyle beraber Akıncı'ya geldiği zaman bir protokol karşılaması olduktan sonra Zekai Aksakallı da anlattı televizyonlarda, biliyorsunuz. Zekai Aksakallı Ömer şehadeti yerine getir, yerine yap dedim diye emir verdim dedi. Bu yansıdı. Zaten o yüzden bütün kamuoyu şimdi bunu konuşuyor. Ve Ömer Halis Demir, Semih Terzi'yi bu protokol karşılamasından sonra sırtından, arkasından vuruyor. Ve vurduktan sonra da ters istikamete kaçtığında iki kurşun göğsünden alıyor. Otopsi raporunda, o Sözcü gazetesinde okuduğum kadarıyla bu anlatımları doğruluyor. Ve orada Semih Terzi de ölüyor. Ömer Halis Demir de işte o göğsünden alınan iki kurşun ve arkadan diğer tabii komutanları vurulduğu için, Semih Terzi vurulduğu için ateş edenler var. O gece orada ne yaşandığı belli değil. Ama şu dikkat çekici, yani bu insanlar darbeden habersiz olarak en azından gelen bu kişiler sonrasında tutuklanıyorlar ve çok ciddi cezalara çarptırılıyorlar. Yani ağırlaştırılmış müebbetle cezaları falan alıyorlar. Sorduğun sorular haklın yerinde sorular. Yani 23-30 civarında Etmeskut Havaalanı'na inip ondan sonra Akıncı'ya giden bir ekibin komutanının orada infaz edildiğini görüyoruz. Yani teknik olarak... Bu da çok olay... tuhaf değil mi? Yani hani bir kişi infaz ediliyor, darbe olmuş olabilir ama bunu da yani böyle çok matah, önemli bir şeymiş gibi hani anlatıyorlar. Belki tutuklama olur. Sesin o anda kesildi. Yani şöyle bir, yani devlet nedir? Devletin meşruiyetini ne sağlar? Hukuk sağlar. Hukuku kim uygular? Mahkemelerdeki yargıçlar, yargı mensupları uygular. Yani bir şey suç mudur, değil midir? Birisi darbeci midir, değil midir? Hain midir? Buna da karar verilir, değil mi? Ve şimdi bir kişi için velev ki hain, velev ki darbeci vesaire, buna kim karar verecek? Buna karar vermesi gereken mahkeme. Olmaya da bilir, değil mi? Anayasamızda bir masumiyet karinesi var. Yargılama yapılması lazım. Ama biz geçen gün ekranlarda ne izledik, ne dinledik? Bir kişi hakkında infaz talimatı verildiğini, emri verildiğini gördük. O zaman yargılamaya ne gerek var diyorsun? Yani ve bu çok tehlikeli. Yani bu nasıl tehlikeli? Yarın öbür gün bir başkası da bir başkası için aynı şekilde infaz talimatı verebilir mahkemelere gerek duymaksızın. Bu tabii ki şaşırtıcı. Yani 15 Temmuz, zaman geçtikçe açıklığa çıkacak, aydınlığa çıkacağı yerde soru yumakları içinde birbirine dolanıp bir karma karışık hal alarak geliyor. Zaten meclisin komisyon bacağı var. Yani orada ifadelerin verilmek istenmemesi, yazılı gönderilmeler var. Mahkemelere çağrılan komutanlar... Hemen Hakan Fidan'ı hatırlatmak gerekiyor belki. Yani Hakan Fidan da hani 15 Temmuz'a ilişkin bunun bir süreç olduğunu ve bu işin devam edeceğini ifade ediyor ama yani biz resmi olarak Hakan Fidan'ın beyanatlarından, mahkeme önündeki beyanatlarından bilmiyoruz bunu. Çünkü bir MİT müsteşarı, o dönemki MİT müsteşarı hiçbir biçimde ilgilenilmiyor. Bir de oraya giden, darbeden önce giden OK isimli bir biliyorsun binbaşı, evet, mıydı? Binbaşı var. Ona ne olduğu belirsiz. Mesela ben onu da kitabımda yer vermiştim. Biraz da takip ettim. Ne oldu? Yani ifadesi nasıl alındı? Bir ifadesi alındığından söz ediliyor. Bir takipsizlik kararından söz ediliyor. Ne oldu o şimdi? Ne anlattı? Bir karışık yani, madem gelip anlattı. Yani, o darbe önlenemez miydi? Yani bu çok haklı bir soru. Bu darbe önlenseydi biz darbe sonrasında OHAL ilan etmezdik. OHAL ilan edildi. OHAL içinde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Ya hangi ülke o halde bir darbe kalkışması sonrasında anayasasını değiştirir? Biz şimdiye kadar bunu nasıl gördük? Askeri darbelere muhataptık. Askeri darbeler sonrasında işte anayasanın değiştiği veya hükümlerin değiştiği dönemleri gördük. Rejim, yani sisteme müdahale edildiğini gördük ama bu 15 Temmuz tam tersi oldu. Yani 15 Temmuz sonrasında darbe bastırıldı ama her nasılsa sanki bir askeri darbe yaşanmış gibi bir anayasa değişikliğine gitti.
Tek imzalı bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurduk ve bak işte bugünlere böyle geldik. Yani ne oldu? Tek bir imzayla vergilerdeki oran 5 katına arttırıldı, borçlanma 3 katına arttırılma yetkisi verildi vesaire ve gittikçe hem özgürlüğümüzden hem refahımızdan geri düştük. Yani nedir bu 15 Temmuz diye insanların sorması son derece haklı. Hani çünkü bir de açık olmuyor. Yani yargılamalar, ifadeler şeffaf olmuyor. Üstü hep kapatılıyor. Bak dün işte bu 15 Temmuz'da Zeki Ayaksakallı çıktı karşımıza. Yani Semih Terzi'yi infaz emri verdim gibi bir şey. Şimdi yani bir taraftan Müyesser Yıldız'ın o yargılamalardaki saptadığı ve iyi ki de anlattı. Yani o duruşmalar zaten takip edilmiyor. Toplumun ilgisi kalmadı, uzaklaştı. Ama bu mağduriyetin, bu toplumsal mağduriyetin çözülmesi lazım. Yani 15 Temmuz'dan biz arınmadıkça gerçekten önümüzde temiz bir sayfa açıp yürümemiz mümkün değil. Yani 15 Temmuz'un karanlığı mutlaka aydınlığa kavuşturulmalı. Ya şimdi Mehmet Görmez de konuşuyor ama yani öyle bir konuşulmak istenenler aslında gölgede bırakılıyor ki. Ya biz şunu görmemiz lazım. Yani bu sela kararı nasıl verildi? Buna ilişkinde pek çok farklı bilgi var. İşte Hakan Fidan niye oradaydı? ÖSO'dan Muaz İbrahim neden oradaydı? Bunların hep açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Benim üzerinde dikkatle eğildiğim, yani bu Akıncılar üstünde de gördüğüm bir şüphe var. Yıllardır o şüphe üzerinden de gitmek bana göre çok önem taşıyor. Şimdi bir halk var, bir darbeciler var. İşte bir halkın yanında olan kolluk kuvvetleri var. Fakat türlü yerlerde, şimdi isimlerini de söyleyeceğim oraların, yerleri de söyleyeceğim yani. Türlü yerlerde bilinmeyen bir takım başka güçlerin olduğu da görülüyor. Hemen söyleyeyim. Mahmut Bey de gişelerde. Askerlerle halk birbiriyle iç içe, hiçbir çatışma yok ama karşı taraftan ateş açılıyor. Kim açtı bunu? Kim hem askere hem sivil yurttaşa zarar vermek istedi, bunu bilmiyoruz. Kim bu işleri provoke etmek istedi, bilmiyoruz. Marmaris'te sıkıntılı hadiseler var. Erdoğan'ın olduğu yerde. Yani helikopterler var, gelen helikopterler var ama sonradan gelen helikopterler de var, bilinmeyenler de var. Bunlar kimdi? Kim kimle çatıştı? Bunu yine burada bilmiyoruz. Ve Akıncılar üstünde de mesele yine aynı. Yani bir X grup var darbe içerisinde. Bu görüntülerde de tespit ediliyor. Anlatımlarda da tespit ediliyor. Ve bunun üzerinden kimse çok fazla bir şey ortaya koymuyor. Koymayacaklarını da görüyoruz. Çünkü özellikle ana muhalefet partisi el verdiği ölçülerde muhalefet yapmayı alışmış ve biz de bunu bugünlerde görüyoruz.